You don't need him. But I do. And our daughter needs her daddy back. Bugünkü ilk vakamızda, milyoner bir seri katil adayının araba hırsızlığıyla kendine ele verişini ve arkasındaki yürek burkan hikayeleri konuşacağız. İkinci vakamızda ise, taksiye binmek yerine yürümeyi tercih eden bir kadının trajik sonuna ve davadaki kırılmaya şahit olacağız. Hazırsanız, birbirinden şaşırtıcı sonlarla biten ters köşe başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 32 yaşındaki Tim Bosma, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Ancaster kasabasında yaşayan bir Kanada vatandaşıydı. 2013'te Tim, kamyonetini satacak, parasını başka yerlerde değerlendirecekti ve internette ilan verdi. Kijiji platformunda bir adam onunla iletişime geçti ve kamyoneti almadan önce test sürüşü yapmak istediğini söyledi. Ve 2 ile 6 Mayıs gününü belirleyip, akşam saatlerinde buluşmak üzere sözleştiler. Olay günü ise test sürüşü için bir değil iki kişi geldi. Tim ve karısı Charlene ile biraz sohbet ettiler, evlerinin yakınına arkadaşları tarafından bırakıldıklarını söylediler. Tim, test sürüşüne gidip gidemeyeceğini karısı Charlene sordu. Charlene ise şakayla karışık, kamyonetin geri gelmesini istediğini, bu yüzden gitmesi gerektiğini söyledi. Ve Tim, birazdan döneceklerini söyleyerek, adamlarla birlikte arabaya bindi, yola çıktılar. Ne yazık ki Tim'in bu evden ayrılışı, bir daha gelmemek, gelememek üzere olacaktı. Bir saatten fazla bir süre geçmiş, halen eve dönmemişlerdi. Öyle ki planlanan test sürüşü, en fazla 15 dakika olacaktı. Endişelenen Charlene, defalarca Tim'in cep telefonunu aradı. Ancak ilk seferde çalan telefon, biraz zaman geçtikten sonra kapanmış, direkt sesli mesaja yönlendiriyordu. Birkaç saat daha bekleyen Charlene, kocasının kayıp olduğunu bildirmek için Hamilton polisiyle temasa geçti. Hamilton Polis Teşkilatı, Tim Bosma davasını, olan dışı koşullara sahip bir kayıp şahıs soruşturması olarak ele aldı. K9 köpekleri ve gönüllülerin de katılımıyla evinin çevresinde aramalar yapıldı. Ve kayboluşundan 3 gün sonra Tim'in cep telefonu kasabadaki sanayi bölgesinde bulundu. Günler sonra elde ettikleri kanıtları kamuoyuyla paylaşmak için bir basın toplantısı düzenlediler. Tim'e ulaştıkları telefonun şimdiye kadar 3 veya 4 kez kullanıldığını, yeni satın alınmış olduğunu açıkladılar. Sahte bir isimle alınmıştı, ancak onları ele verecek kanıtlar, diğer çağrılarda saklıydı. Kullanılmayan telefondaki arama kayıtlarını inceleyen polisler, adamların Tim'in kamyonetinden önce, benzer araçlarda iki test sürüşü daha düzenlediklerini keşfetti. Dedektifler bu kişilere ulaştı, ancak ilk konuştukları kişi, bu sürüşü yapmadıklarını, çünkü planlanan saatte gelmediklerini söyledi. İkinci konuştukları kişi ise, sürüşü gerçekleştirdiğini doğruladı ve polislerle bilgi paylaşımına başladı. Adamlardan birinin küçük bir el çantası taşıdığını ve bileğinde Ambition yazan bir dövmesi olduğunu söyledi. Polisler bu bilgiyi, kimlik tespitinde işlerini kolaylaştırması umuduyla kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan bu bilgiden kısa süre sonra, bir adam polislerle iletişime geçti ve bu adamı muhtemelen tanıyor olduğunu söyledi. Sürekli el çantası taşıyan ve birden fazla dövmesi de olan Torontolu bir adamdı. Polisler Dylan Miller'ı araştırmaya başladı ve bir araba hırsızlığı yapacak, buna gerek duyacak birisi olmadığını keşfetmeleri uzun sürmedi. Çünkü Dylan Miller Air Havacılık Hanedanı'nın varisiydi. Dylan, 1985 yılında Wayne Miller ve Madeline Burns'un oğlu olarak dünyaya geldi. Zengin ebeveynlerinin tek çocuğu olarak Toronto, Ontario'da büyüdü. Babası hem Air Canada'da hem de kendi havacılık şirketlerinde pilottu, annesi uçuş görevlisiydi. Ailesi Kanada'nın burjuva sınıfından kabul edilirdi, multimilyonerlerdi. Ayrıca Dylan 14 yaşındayken hem helikopter
hem de sabit kanatlı uçağı tek başına uçuran en genç insan olarak dünya rekoru kırmıştı. Ancak yakın tarihte babası Wayne'i kaybetmiş, bu zamansız ve trajik intihar ailesini fazlasıyla üzmüştü. Tim'in kayboluşuyla kurabilecekleri tek ilgi, girdiği psikolojik bunalım olabilirdi ve bilindiği üzere Dale'ın tek değildi, iki kişilerdi. Tim'in ortadan kayboluşu hakkında sorgulamak için Dale'ını gözaltına aldılar. Kamyonet hareketlerini gösteren cep telefonu verilerine dayanarak Tim'in kaybolduğu gece kendi hangarına gittiğini tespit ettiler. Arama izni çıkardılar ve hangarın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladılar. Görüntülerde kamyoneti ve içeride yürüyen iki kişiyi açıkça görebiliyorlardı. Bu kamyonet Tim'in kamyonetiydi. Diğer kişi ise Dale'ın yakın arkadaşı Mark Simic'ti. Birçok suç kaydı vardı. 2005 ve 2006'da uyuşturucu bulundurmaktan, 2009'da ise ehliyetsiz araç kullanmaktan hüküm giymişti. Aramalar devam ediyordu ve bir gün sonra kamyonet Dale'ın annesinin evinin yakınlarında bulundu. Araçta yapılan adli incelemelerde kan izlerini ve ateşli silah kalıntılarını ortaya çıkardılar. Artık bu iki adamı cinayetle suçlamak ve tutuklamak için tek ihtiyaçları Tim'in cesedine ulaşmaktı. Dale'ın Ayr şehrinde bulunan çiftliğinde de arama yaptılar. Ve ne yazık ki Tim'in cesedini bulamayacaklar, Tim'e dair kalıntıları keşfedeceklerdi. Taşınabilir hayvan yakma fırınında insan dişleri ve parçaları tespit ettiler. Ancak yangının neden olduğu hasar nedeniyle kalıntılar üzerinde DNA testi yapmak imkansızdı. Bütün kanıtlardan ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak bu kalıntıların Tim Bosme'ye ait olduğu açıklandı. 14 Mayıs'ta Tim'in öldüğünü kamuoyuna ve ailesine açıkladılar. Kalıntıları bir tabutu dolduracak kadar bile değildi. Acılı ailesi, düzenlenen törenle Tim'e küçük bir kutuya veda etti. Bir haftadır gözaltında olan Dale'ın ve Mark ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve bu cinayetin işlenme sebebi net olarak açıklanmadı, heyecan için işlenmiş cinayet olarak belirlendi. Çünkü soruşturma burada bitmemiş, arkasında Tim Bosman'ın cinayetinden fazlası vardı. 23 yaşındaki Laura Babcock, Dale'ın eski kız arkadaşıydı ve Dale'ın tutuklandığı sırada neredeyse bir yıldır kayıptı. 2008 yılında ilişki yaşamışlar, ancak bu ilişkileri uzun sürmemiş, kısa süre sonra ayrılmışlardı. Farklı kişilerle sevgili olup hayatlarına devam ettiler. Ancak Laura o yıllarda psikolojik rahatsızlıklarla mücadele ediyordu ve sevgilisi olmasına rağmen Dale'ın ile tekrar yatmaya başlamıştı. Ancak bu yasak aşkın hikayesi, 2013 yılında Tim Bosma cinayetiyle ortaya çıkacaktı. Laura'nın arkadaşları, onun her zaman neşeli olduğunu, sosyal medyada da sürekli aktif olduğunu biliyorlardı. 2012 yılında sosyal medyada eksikliği hissedilince, ailesine ulaşıldı ve birlikte polislere kayıp bildiriminde bulundular. Ancak polisler onun kayboluşunun kendi seçimi olduğuna inandı. Arkadaşlarının Dale'ın sorgulanmasını istemelerine rağmen polis kulak asmadı. Dale'ın tutuklandığını duyduktan sonra ailesi yetkililerle temasa geçti ve kızlarının kayboluşuyla ilgisi olabileceğini söyledi. Dale'ın suç ortağı olan Mark Simic'in evinde yapılan aramalarda Laura'nın iPad'i ve birçok kanıt bulundu. Dale Millard ve Mark Simic, en son Temmuz 2012'de canlı görülen Laura Babcock'u öldürmekten de suçlu bulundu. Bu iki adam, Tim Bosman'ın cinayeti için yürütülen soruşturmada bir başka cinayetten de suçlu bulunmuştu. Bu kadarı da yetmezmiş gibi, ne yazık ki failinin belirlenmesi gereken bir kurban daha vardı. İntihar süsü verilmiş, ustalıkla işlenmiş ve polislerin gözünde hiçbir zaman şüpheli olunmamış bir cinayet. Bu cinayet, Dale'ın Millard'ın babası, Wayne Millard'ın cinayetinden başkası değildi. Dale'ın ne kadar şerefsiz olduğunu anlayan müfettişler, intihar olarak kapattıkları Wayne Millard dosyasını tekrar açtılar. Ve yapılan araştırmalar sonucunda önemli kanıtlar bulundu.
Wayne'in de Alan'ı, ailenin tüm parasını pervasızca harcadığı için, işine son vermekle tehdit ettiğini öğrendiler. Bu aslında bir tehdit değildi. Sadece baba parası yiyen bir asalağın, kendine çeki düzen vermesi için bir uyarıydı. Aylar sonra açılan dosyada, Wayne'in cesedinin yanında bulunan eşyalar üzerinde test yapıldı. Ve bu testler sonucunda, olay yerinde bulunan eşyalarda, Dale'ın DNA'sı tespit edildi. Babasının ölümünde kullanılan silahı, yakın tarihte Dale'ın satın almıştı. Bu cinayetten sonra Dale'ın gözaltına alınmış, ancak polisi manipüle etmeyi başarmıştı. 2018'de Dale'ın, bu sefer tek başına yargılandı ve 3. müebbet cezasına çarptırıldı. Dale'ın Millard 75, Mark Smith ise 50 yıl, şartlı tahliye hakkı olmaksızın, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 2022 yılında, bir Kanada Yüksek Mahkemesi kararı, cezalarında değişikliğe yol açtı. Ardışık şartlı tahliye uygunsuzluk süreleri, anayasaya aykırı olarak kabul edildi. Böylelikle ikisi de, 2043 yılında, şartlı tahliye talebinde bulunabilecek. Sizler videoyu beğenip, abone ol butonuna nazikçe dokunurken, biz de ikinci vakamıza hızlı bir geçiş yapalım. Keşke gitmesek diyeceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı St. Augustine'a gidiyoruz. 21 yaşındaki Amy Blunt, Flagler Koleji'nde son sınıf öğrencisiydi. Kasım 1990'da Amy, arkadaşlarıyla birlikte Flagler Koleji yakınlarındaki St. George's Tavern'e gitti. Amy'nin oda arkadaşı Kelly Brookman, kendini iyi hissetmediği için mekandan erken ayrılmaya karar verdi. Kelly ayrılırken Amy, güzel hisler beslediği, aşık olduğu Sean Nolan ile vakit geçiriyordu. Ancak Kelly ertesi sabah uyandığında, Amy hala eve dönmemişti ve sabah derslerine de girmemişti. Arkadaşları hemen Sean ile iletişime geçti, ona Amy'nin nerede olduğunu sordular. Ancak Sean ile konuştuktan sonra, işler daha karmaşık olmaya başlayacaktı. Sean onlara kendisinin ve Amy'nin gece 2 civarında sahilde yürüdüklerini, ancak bir noktada kavga ettiklerini söyledi. Sean taksi çağırmış, Amy ise taksiye binmeyi reddetmiş ve yürümeyi tercih etmişti. Sean ise taksiye tek başına bindiğini, sorunsuz bir şekilde eve döndüğünü söyledi. Amy gecenin bir yarısı, eve tek başına yürütmek zorunda bırakan Sean'a oldukça sinirlendiler. Amy'nin kayboluş hikayesini polislere ve şehir dışında olan ailesine bildirdiler. Ayrıca Sean'ın bu saçma ve şüphe çeken hareketlerinden de bahsettiler, Amy'yi arama çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Yerel hastanelerde Amy'nin tarifine uyan hastalar kontrol edildi ve o gece mesaide olan taksi şoförlerine ulaşıldı. Ertesi gün Amy'nin arkadaşları kayıp ilanları astı ve ormanı aramak için arama ekipleri kurdular, ancak bir sonuç elde edilemedi. Amy 10 gündür kayıptı, ne yazık ki görgü tanığı veya kanıt olmadan günler geçiyordu. Ayrıca Amy'nin banka hesaplarında da bir hareket olmadı. Yetkililer son çare Amy'nin ortadan kayboluşuyla ilgili herhangi bir bilgi için 10.000 dolarlık bir ödül teklif etti. Dedektiflerin bu çağrısı, bir ihbar akışına yol açtı. Timothy Getchell adında bir adam, polislere ulaştı. Timothy, kayıp şahıs posterinde, Amy'nin yüzünü görür görmez, onu günler önce gördüğünü hatırladı. Amy'nin eski model bir arabaya yaklaştığını ve arabaya binmeden önce, arabadaki iki kişiyle konuştuğunu söyledi. Polis ihbarı takip ederek, şehirdeki tanıma uyan arabaları aradı. Ancak bu tür arabaya sahip tüm kişilerle görüştükten sonra yine en başa döndüler, Amy'ye dair bir iz bulmaya oldukça uzaklardı. Bu şok edici yeni bilgi Amy'nin sevenlerini tedirgin etti. Bir yerlerden çıkıp geleceğini uman ailesi ve arkadaşları artık Amy'nin kaçırılmış olma ihtimalini daha güçlü buluyorlardı. Birkaç hafta sonra 1991 yılının yılbaşı gününde korkulan keşif gerçekleşecekti. St. Augustine'ın ıssız bir bölgesinde, köpeğini gezdiren bir adam, bir kütük yanının içinde ceset buldu. Çiçekli bir çarşafa sarılmış, sığ bir mezara gizlenmiş, genç bir kadının cesediydi.
Yapılan otopsi sonucunda bu cesedin Amy Blunt'a ait olduğu doğrulandı. Karnından 5 kez bıçaklanmıştı. Ayrıca başının sol tarafında ve sol omzunda mücadele ettiğini gösteren morluklar vardı. Yetkililer acı haberi Amy'nin ailesine verdi. Ailesi ise aramaların olabilecek en kötü sonla bitmesi karşısında adeta yıkıldı. Polisler soruşturmaya cesedin bulunduğu yerdeki arsanın ve evin sahibiyle görüşerek devam etti. Ancak bu adam polisle işbirliği yapıyor, failin bulunması için elinden geleni yapıyordu. Böylelikle kısa sürede şüpheliler arasından çıkarıldı. Ev sahibinin polislere vereceği bir bilgi ise davanın seyrini değiştirecekti. Evinin bulunduğu arsa üzerinde iki mobil ev kiraladığını ve kiracılardan biriyle çok problem yaşadığını söyledi. Ayrıca bu adam anormal hareketler sergiliyordu. Kiracısının adı Timothy Getchell'dı. Duydukları isim karşısında şok olan polisler hızla harekete geçti. Tanık gibi davranarak polislere ilk günlerde ulaşan Timothy belki de katildi ve onları yanlış yönlendirmişti. Hızla bir arama kararı çıkarıldı ve Timothy'nin evinde arama yapıldı. Evde ise Amy'nin sarılı olarak bulunduğu türden bir çarşaf bulundu. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri evin her yerinde kan izleri tespit etti. Timothy Getchell, Amy Blunt cinayetinden gözaltına alındı. İlk başta suçu inkar etse de sonunda dayanamadı ve o gece yaşananları anlatıp suçunu itiraf etti. Yolda tek başına yürüyen Amy'yi gördü, onu arabasına aldı. Ve evine gittiklerini, bir noktada kavga ettiklerini ve işin içine bir bıçağın girdiğini söyledi. Ardından Amy'yi bir çarşafa sardığını ve onu dışarı taşıyıp gömdüğünü söyledi. Timothy Getchell, birinci derece cinayetten tutuklandı ve Temmuz 1991'de yargılandı. Ölüm cezasından kaçınmak için suçunu kabul etti, şartlı tahliye ihtimali olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Amy'nin ailesi ise kızlarını kendilerinden alan kişinin Timothy olduğunu öğrenince ihanete uğramış hissetti. Kaybolduğu hafta verdiği ifadeden sonra Timothy'ye teşekkür etmişler, yardımları için minnet duymuşlardı. Videoyu bitirmeden önce soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.